Şimdi burada arkadaşlar 50-60 ise burası elbette 70 derecedir. Üçgenin iç açılar toplamından dolayı. Burada AB ile CE paralelmiş. AB ile CE'yi uzatsam bak paralelleri uzatırım. Bir. İkinci adım keseni uzatırım bak. Keseni uzatıyorum. Keseni uzattım. Şimdi iyi düşünün bak. Keseni uzattım. Burası 50 ya. Şimdi 50-50, 50-50. Alfa 50 derecedir. Bunu görebiliyor musun? Hani tükerim, akirim, birbirini yepirim. Oradan yaptım yani. O tahta bozuk ya kalibrasyonu. O yüzden 50'yi yazamadı. O halde burası 50 ise burası da tabii ki 60'tır. Anlaşılmayan bir yer? Yok. Başka bir örnek yapalım. Bakınız. Şimdi burada hiç düşünmeden paralelleri uzatırım ki uzun paralelleler. Şimdi burası bak şimdi 60 derece. Burası kaç derece? 40. Hiç uzatmama gerek yok. 60, 40 daha 100. Burası da 80. Yani soru böyleymiş meğer. Tamam. Şimdi bu soruya bakalım arkadaşlar. AB paralel CD, değil mi? Biz bu paralelleri uzatalım. Bakın. Paralelleri uzattım. Paralel kollardan birinde mevcut bir açı var 65 derece. Bak, 65'i de uzattım. Buraya kadar tamam mı? Ve taşıdım 65'i. Tikerim, akerim yaptım. 60 65 daha 125. Elbette burası 55. Bak, paralelleri uzatırım. Kesen zaten uzamış. Ben ne yapacağım şimdi? Fikirim, akirim, birbirim, yeferim. Burası 35. İki iç açının toplamı bir dış açıdır. 75. Şimdi burada paralelleri uzatıyorum. Bak, iyi takip et. Paralelleri uzatıyorum. Hani çirkin oluyor ama idare edin. Uzattım. 72 dereceyi gördüm. AFC açısı kaç derecedir diyor. Soru bu. Şimdi bak. İyi düşün yaptıklarımı. Ben şimdi burada mevcut bir X açısı var. Görebiliyor musun? X. Bunu tutuyorum uzatıyorum. O zaman burası kaç derece? X. Görebiliyor musun? Bak. Görebiliyor musun? Yani burası X'tir. Çıkıp attım. O zaman burası da X'tir. Buraya kadar tamam mı? O zaman şunda hemfikir miyiz? X artı Y soru işaretidir. Görebiliyor musunuz? İki iç açının toplamı bir dış açıdır. Gördün. Tamam. Şimdi başka bir darbeye geçiyoruz. Bak. Şunu şöyle uzatıyorum. Burada X artı 3Y şura mıdır? Evet düşün bak. X artı 3Y hani K açısıyla A açısının toplamı P açısı mıdır? Yazıyorum x artı 3y şurası değil mi? Sonra artı 2x hani bu sefer yıldızla 2x'i topluyorum 72'ye eşit değil mi? Buradan 3x artı 3y 72 ise x artı y 24 ise x artı y 24'tür soru işareti de 24'tür. Soru bitti. Yazalım 3x artı 3y 72 x artı y 72. İşte bu soru işaretidir. Bu kadar. Nasıl yaptım? Paralelleri uzattım. Keseni uzattım. Mevcut açıyı tuttum, attım. Ondan sonra soru çözülüyor. Çorap söküğü gibi geliyor. Şimdi paralelleri uzatırım. Bak şimdi. İyi düşün. Ben şimdi size bir şey göstereceğim. Burada benim kafamı karıştırmak için buraya çizmiş. Hani bu C noktası ile E noktası birbirine çok yakın. Paralelleştirme boyutunda. Ben şimdi şurası zaten nokta değil mi? Aynı değil mi? Hani iyi düşünün bak. O yüzden ben E'yi şuraya alsam.
bunu böyle uzatsam aslında aynı şeyi yapmış oluyorum. Eğer buradan uzatsaydım baştan EF'yi direkt uzatsaydım gene aynı şeydi. Hiçbir şey fark etmeyecekti. Şimdi ama soruyu göremeyebiliriz yani. O yüzden böyle uzattım. Uzattım. Tamam. Bak şimdi. Ne diyor? Burada bak şimdi burada bir alfa var değil mi? Bu paralel kolun üstündeki açıyı taşıyacaksın öbür paralele. Bunu uzattım. Burası kesin kes alfadır. Burayı anlaştık mı? Tamam. Bak şimdi. Tak tuk tak tuk alfanın değerini bulalım. Bak. Burası diyelim A. Burası da olur A. A artı 40 mıdır şurası? Bir dakika. Görebiliyor musun? Bak. İki iç açının toplamı bir dış açıdır. Okey. Şimdi A artı alfa mıdır burası? Ve C açısıyla E açısı birbirine eşitti. Yani A artı alfa ile A artı 40 birbirine eşit olduğundan alfa eşittir 40'tır. Soru bitti. KL paralel EF. Şimdi ne dedik? Paralelleri uzatırım. Tamam. Uzattım. Bak şimdi. A dedik. AB. DC ve öbürü açıortaymış. Tamam. X nedir diyor. Şimdi. Arkadaş. Buraya A. Buraya A dedim. Buraya B. Buraya B dedim. Bak şimdi. Bura yazmıyor. Şimdi kalibrasyon hikayesi yani. Ora B. Tamam mı? Ama onu bilin yani. Bura A, bura A. Şuraya yukarıya yazayım. B, B. Tamam. Şimdi ben şu keseni uzatsam bak şimdi şu keseni uzatsam yani neyi uzatıyorum? B, C'yi uzattım. Arkadaş bura B ise burada B midir? O zaman burada B midir? O zaman A artı B. Hani şu A şuraydı biliyorsun. Hani orayı karıştırmıyorsun değil mi? Bak şimdi. Şunu silelim oradan. Ha, karışmasın. Karıştırmayacağım. A artı B X midir burada? Bir dakika. Değil mi? İki iç açının toplamı bir dış açıdır. X eşittir. Kalibrasyona bak. Geçtik. Tamam buraya kadar güzel. O zaman yazalım şimdi. A, B, C, D dörtgenin iç açıları toplamı kaç derece sence? Aferin size. Bak şimdi. O zaman yazıyorum. A artı B artı X artı 90 eşittir 360. Demek ki dur şimdi. Demek ki 270 yani bu üçünün toplamı. O zaman ben şu A artı B yerine X yazsam burada bulmuştum ya X eşittir A artı B bulmuştum ya. O zaman X artı X 270 ise X eşittir 135 derecedir. Senin adın neydi? Aykut'tu. Aferin Aykut. Dersime çok güzel katılıyorsun. Tebrik ederim Deykan'a. Paralelleri uzatırım. Uzattım. Şimdi bak. Burada 50 mi? Çıkarım, açarım. Birbirine yaparım. O zaman burası 25-25 mi? Bir düşünün bak. Normalde şu keseni uzatmıştım ya hani göğe. O zaman ne yaptım? Dikerim, açarım. Bebleyip, yaferim. Şimdi, bak şimdi. Şimdi şunu uzatıyorum. Bak görüyor musun? Ece'yi uzatıyorum. Ece. Ece, oce, ace, ece. Tamam. Bak. 25'i tuttum. Attım. Burası 25 derece. O halde burası 155 derece. Hani kalibrasyon X eşittir 155. Burada soracağınız bir yer varsa sorun canlarım. Siz de her zaman için sevdiğiniz bir meslekle uğraşmalısınız. Bak paralelleri uzatırım. Bak burası 70 mi? Burası da 70'tir. Burası da 70'tir. Burası da 70'tir. 70 artı 2x artı 10 eşittir 140 değil mi? O zaman
ne oluyor? 70, 60, x 30 oluyor. Evet. Ora tahta yazmıyor ya, bozuk ya orası. Anlaşılmayan bir yer. Neyi soruyor bize? X'in değeri nedir? 30 derecedir. Çat, bitti. Atla kardeşim. Son sorunuz. Son bir soru daha çözeyim, bırakayım. Oo, güzel soruya benziyor. Kalibrasyona. Tamam, biz de böyle çözeriz. AB paralel CD'ymiş. Tamam. Bak şimdi. Tak tak tak, X nedir? Y nedir? Toplam nedir? X artı Y nedir diyor. Bak. Kesen bura 45 mi? Burayı böyle uzattım. Bura 45 mi? Tamam. Burada 40 mı? Buraya kadar tamam. 45 artı 40. Bak iyi düşün bak. 45 artı 40. 85 midir? Görebiliyor musun? Evet, şimdi bunun üçünün toplamı 180 derece midir? 85 artı x artı y 180 ise 85, öbür tarafa geçtiğinde x artı y 95. Bak, x artı y artı 85 kaç derece? 180. X artı y nedir? 95. Bu kadar, bitti. Dersime katıldığınız için teşekkür ederim.